savaş alanında şehit düşen veya İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahını, havan topunun ilk kez nerede kullanıldığını, ilk denizcimizin kim olduğunu biliyor musunuz? Gelin hep birlikte atalarımızın tarihteki ilklerine bir göz atalım. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'da, batıda Hazar Denizi'nden, doğuda Kingan Dağları'na, kuzeyde Altay Dağları'ndan, güneyde Hindu Kuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölgedir. Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu'dur. Hükümdarlarından Metehan zamanında en parlak ve güçlü günlerini yaşayan bu imparatorluk Teoman tarafından M.Ö. 220 yılında kurulmuştur. Orta Asya toprakları üzerinde kurulan ilk Türk Devleti olmasıyla bilinen imparatorluk, Türk boylarını ilk kez tek bayrak altında toplamayı başarmıştır. Orduda askerleri yöneten kişilerin onbaşı, binbaşı gibi şekillerde ayrılmasına ondalık sistem deniyor. Onluk sistem ilk olarak Hun Türkleri tarafından kullanılmıştır. Türk tarihinde onlu sisteme göre düzenlenmiş ilk orduyu Asya Hun hükümdarı Metehan kurmuştur. Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir. Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge 2. Göktürk Devleti'ne ait Orhun kitabeleridir. Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen, matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır. Atı ilk kez evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir. Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti, Türk-İslam sentezini ilk gerçekleştiren, Türkçeyi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılardır. İlk Türkçe sözlük olan Divan-ı Lügat-ı Türk, Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı, Hindistan'da İslamiyet'i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmud'tur. Anadolu'nun kapısı ilk kez Malazgirt Savaşı ile birlikte Türklere açılmıştır. İlk Türk denizcisi Çaka Bey'dir. Çaka Bey, İzmir çevresinde bir beylik kurarak donanma oluşturmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti İznik'tir. Anadolu Selçuklularında ilk tersane 1. İzzettin Keykavuz zamanında Sinop'ta inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı 2. Kılıç Arslan bastırmıştır. Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaaddin Keykubat zamanında kurulmuştur. Mirya Kefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı Padişahı 1. Bayezid'dir. Osmanlı Devleti'nin Bizans tekfurları ile yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Söğüt'tür. Osmanlı Devleti'nde ilk kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey'dir. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan 2. Murat'tır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk Osmanlı Padişahı Osman Bey'dir. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı 1. Murat'tır. Karadeniz'in Türk Gölü haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Akdeniz'de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz Savaşı'dır. Havan topu ilk defa İstanbul'un fethi sırasında kullanılmıştır. Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murat, son padişah 1. Mustafa'dır. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır'ın fethiyle başlamıştır. Günümüzdeki Türkiye-İran sınırı ilk defa Kasr-ı Şirin Anlaşması ile çizilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. Lale Devri'nde Avrupa'ya gönderilen ilk elçi 28 Mehmet Çelebi'dir. İlk kağıt fabrikası Lale Devri'nde Yalova'da kurulmuştur. Matbaa-i Amire adı verilen ilk devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt para Kaime adıyla 1. Abdülmecit tarafından basılmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk gazete Takvim-i Vekayi adıyla 2. Mahmud zamanında çıkarılmaya başlamıştır.